Arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi dostlar, eğer üçlü priziniz bozulmuşsa, hatta ve hatta fişe taktığınız zaman sigortayı attırıyorsa, işte çözümü burada dostlar. Hadi gelin bir sökelim, bakalım içinde neler olmuş. Bu ürün Vicon'un ürünü arkadaşlar. Gerçekten Vicon'un ürünleri kalitelidir. Tavsiye ederim. Burada 1, 2 ve 3 tane sabitleme cıvatası koymuşlar. Onları açarız. Üçlü priz hani klasik olmuş. Aslında grup priz diye geçer. Şimdi arkadaşlar arka tarafını çevirdiğimiz zaman karşımıza görsel olarak şöyle bir bakarız. Yani fiziki olarak herhangi bir problemi var mı? Bazen şuralarından kopukluk olabilir. Bazen de şu anahtar kısmında problem olabilir. Onların şöyle görsel olarak bir kontrol yapacağız. Ya da kablolar çıkmış olabilir vesaire. Şimdi şöyle baktığımda şuradaki bir birleşmeyi gördünüz değil mi arkadaşlar? Şuradaki bir birleşme var. Yani birleşmeden kastım kısa devreyi bulduk arkadaşlar. Şuradan kısa devre yapıyormuş ve sigortayı o yüzden attırıyormuş dostlar. Şimdi güzelce şeyimi çıkardım arkadaşlar. Bu da bayağı buradan deforme olmuş. Şunu da çıkarayım. Hemen şunu söyleyeyim. Neden kısa devre yapmış? Bunun kapasitesi bellidir. Bunun kapasitesi genelde firmalar buraya yazar. Maksimum 16 ampere kadar güç çekebilir diye. Biz buna tutar da elektrikli ocak çok güç çeken şeyler, aletler, ütüdür, elektrikli ocaklardır, tost makine gibi şeyler takarsak bunu kaldırmaz. Velev ki kullanıcı ne yapmış? Tost makinesini buna takmış, en son ayarına getirmiş. En zayıf bulduğu yerden ne yapmış? Kabloyu eritmiş, birbirine kısa devre yaptırmış ve sigortaya attırmış arkadaşlar. Yani biz her zaman uygun işe uygun alet kullanmamız lazım. Bu üçlü priz olabilir, el aletleri olabilir. Hayatımızdaki her şeyde öyledir arkadaşlar. Uygun işe uygun güç kullanırız dostlar. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi aslında bana kalsa fişlerini yenilesek daha güzel olur ama fişlerini yenilesek kablonun uzunluğu yeter mi? Hiç ek yapmasak. Bence fişlerini yenileyelim. Eğer sizin elinizde bu yedek fişlerden yok ise arkadaşlar, ben şuradan şeyini keseceğim, kablosunu keseceğim ki o yaralı yeri kurtarmak adına arkadaşlar. Çünkü zamanla o şekilde sarıp kullanabilirim ama zamanla problem oluşturabilir. Lakin fişten bahsediyordum. Fişin şuralarından böyle kaldırıp küçücük bir tornavidayla, karga burnuyla vesaireyle tutup bunun yani bu fişimizi sonra bir daha eğer elinizde yoksa kullanabiliriz arkadaşlar. Elimizi deldirmeden ince bir tornavidayla açıp tekrardan kabloyu arasına sıkıştırıp bu fişi kullanabiliriz. Lakin benim elimde zaman kaybetmem adına her zaman takım çantamın içinde bu tip şeylerden bulundururum arkadaşlar. Ben hemen zaman kaybetmemek adına bu işlemi şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kablonun ucunu bir miktar sıyırırız. Şöyle bir penseyle tutsak daha kolay olacak. Çok fazla yan keskiyi sıkmadan elimizi şöyle araya koyarak şu kadar açıklıkla tutar çekeriz. Tam sıkarak şey yaparsak, asılırsak malumunuz kabloyu kesecektir arkadaşlar. Bunu neden anlatıyorum? Niye böyle detaya giriyorum? Çünkü siz de tahmin edersiniz ki zaten bu tip videoya bakan insanlar genelde bu işi öğrenmek için bakan insanlardır. Zaten diğerleri bu videoyu kullanmayacak, kendileri yapacaktır, ustadırlar arkadaşlar. Ya da bu işte tecrübesi vardır dostlar. Şimdi arkadaşlar ucunu şöyle, ikisinin ucunu da bu şu vaziyette kıvırırız. Kıvırırız dostlar. Şimdi bir şöyle takıp sıkmak var. Bir bu şekilde sıkmak var. Bir de benim sevdiğim şöyle ters usulden arkadaşlar. Neden ters usulden? Çünkü ters usul daha sağlamdır. Şu vaziyette kablomuzu iyice sıkıştırırız dostlar. Sıkıştırdık. Sonra bir daha taklattırırız. Bu kez de kablonun dışını sıkıştırırız arkadaşlar. Ne olur böylelikle yalıtım iki defa
saca yani şeye fişe temas etmiş olur dostlar. Aynı şekilde bunu da güzelce. Evet. Bunda da aynı. Çok fazla sıkarsanız keser. Tatlı bir şey bırakacaksınız. Yani tatlı bir kesmeyecek seviyede. Tatlı bir sertlik ve kesmeyecek seviyede baskı ve güç uygulayacağız arkadaşlar. Hemen ardına dış yalıtım kablomuzu sıkıştırıyoruz. Ve şimdi şuradan birazcık bolluk vermek için. Çünkü soketimiz kablomuz artık kısaldı, yetmeyecektir. Dolayısıyla şuradan kabloyu biraz uzatacağız arkadaşlar. Söktüm. Hemen şöyle yana kıvırdım. Şuradan bir pense yardımıyla şu vaziyette. Şöyle de takalım. Ve kablonun uzunluğunu ona göre ayarlayalım dostlar. Ters takacağım. Çünkü bükeceğiz şeyleri, soketleri geriye doğru bükeceğimiz için. Şöyle ters takacağım. Bükmesi kolay olsun diye dostlar. Şu vaziyette şöylece taktım. Şöyle büktüğüm zaman ne kadar yetecek? Evet. Şimdi biz kabloları da birbirine değmemesi için önce değerek şasa yapmış ya değmeden takmaya çalışacağız ama alandar evet şu vaziyette şöylece bence kafi dostlar. Hemen şasesini işte tekrardan kablo kelepçesini bağlayalım. Ha şunu söyleyeyim bir de şu soruyu sorabilirsiniz bana. Ya ustam peki o zaman ne yapacağız? Yani kablomuzun gücü yetmiyorsa böyle güçlü yerlere ne kullanacağız? Elektrikçinize gideceksiniz arkadaşlar diyeceksiniz ki ben elektrikli ocakta kullanmak üzere üçlü ara kablo istiyorum, grup priz istiyorum diyeceksiniz. Adamlar gerekirse ellerinde varsa hazırda fabrikasyon onu verecekler. Eğer yok ise kendileri sizin gücünüze göre kablo verecekler arkadaşlar. Yani bunu özellikle aldığınız yere belirtin dostlar. Deyin ki ben işte yüksek enerji çekecek tost makinesi, işte ısıtıcı, işte UFO gibi cihazlar kullanacağım. Ona göre üçlü priz istiyorum diye mutlaka elektrikçinize bilgiyi verin. Usta da size ona göre yardımcı olsun arkadaşlar. Şimdi dostlar kapağımı kapatıyorum. Kapağımı kapatacağım. Bir iki vida tutturacağım. Ve testimi yapacağım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Ondan sonra tamamen hepsini kapatacağım dostlar. Evet. Arkadaşlar cihazımı grup prizimi fişe taktım. Ve testimi yapıyorum. Ya normalde bunun ışığı yanması lazım. Bak bir geldi gitti. Evet. Çalışmıyor arkadaşlar. Neden çalışmıyor? Çünkü muhtemelen yüksek elektrik akımından dolayı şu anahtar bozuldu. Ya bunu düz bağlayacağım ya da içini bir söküp tamir edeceğim. Hadi bakalım. Tekrardan bir daha sökelim. İlk başlarda çalıştı ama sonra çalışmıyor arkadaşlar. Tekrardan bir açalım. Evet arkadaşlar, şöyle yapacağız. Fişlerini çıkaracağız. Fişlerini çıkardıktan sonra şeyimiz anahtarımız arkadaşlar arkadan ittiğimiz zaman öne doğru şöylece yerinden çıkacak dostlar. Bakın bunun şurasında bir erime meydana gelmiş görüyor musunuz? Şeyden mütevellit yüksek
enerji çekmesine mütevellit. Şimdi bunu aslında tamir etsem etmesem mi diye düşünüyorum da yine de şöyle içini bir kontrol edeyim. Tamir etmekten vazgeçmekten ve önce şu vaziyette bunu yerinden çıkarabiliriz. Evet. Şöylece bakın şu kapak çıktı. Burada iki tane bacak var. Aynı zamanda da şuranın içinde o bacaklara değen 220 ile çalışan ampuller var arkadaşlar. Onu şöyle kenara koydum. Kenara koydum. Evet, alet odaklayabiliyor mu? Odakladı arkadaşlar. İçinde de iki tane hareketli şeyimiz var, devremiz var. Bu devreler şu vaziyette hareket eder, şu vaziyette hareket edince de dostlar ne olur? Elektriği açar, kapar. Şimdi ben bunları şöyle ters çevirip o değdiği yer aşağı doğru erimiş gitmiş dostlar. Bakın şurası var ya. Şunda bak yukarıda. Burada yukarıda. Bunda ise aşağı kadar erimiş gitmiş dostlar. Arkadaşlar buna hiç uğraşmayacağım. Bunun yenisini elektrikçilerden 3 liraya temin edebilirsiniz. 3-5 liraya temin edebilirsiniz. Ben ne yapacağım? Düz bağlayacağım. Görselliği bozmasın diye de hemen görselliği bozmasın diye kapağımı yerine kapatacağım. Evet, şu vaziyette kapağımı yerine kapatacağım ve bu anahtarımı yerine takacağım arkadaşlar. Ek olmasın diye de yine aynı şekilde az önce yaptığım gibi şu kablonun kelepçesini yerinden çıkaracağım. Evet, şu vaziyette çıkardım arkadaşlar. Şu kablomu da şase kablomu. Yani bunlar nedir dostlar? Hemen şunu söyleyeyim. Fişte bakın şöyle iki tane uç var ya. İki tane uç genelde %99 şu iki yani bu kahve ile mavi bunlar değişik renklerde de olabilir. Ama asıl ana şey olan sabit olan sarı yeşil. Sarı yeşil buradaki toprak şeyimizdir arkadaşlar. Yani şuradaki şu toprağa bağlıdır. Prizde de aynı şekilde böyle çıkıntı vardır. Gelir buraya değer. Aynı zamanda da bu toprakta bunun toprak şu toprak kablosuna şeyine çıkıntısına denk gelir arkadaşlar. Bu olası bir işte şimşekten olası akımı toprağa gönderebilmek için kullanılan bir kablodur arkadaşlar. Şu ikisi de ya bunda ya da bunda bağlı olur. Biri nötrdür, biri fazdır. Şu da topraktır. Bunun mantığı budur arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şu uçtaki kabloları güzelce şuradan kestik mi? Kestik arkadaşlar. Aynı seviyeden mi kestik diye düşünüyorum. Aynı seviyeden kesmeyelim. Ek olmasın diye ben buna uğraştım arkadaşlar. Yoksa istesek ekte yapabilirdik ama ekli kabloyu ben çok fazla sevmiyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Fazla ekle uğraşmayın. Kesin düzgünce adam gibi bağlayın arkadaşlar. Şimdi şunu güzelce şu vaziyette şöyle açtık mı arkadaşlar. Direkt bağlayacağım. Yani buradaki seçici anahtara hiç bağlamadan kabloyu direkt şeye götürüp bağlayacağım arkadaşlar. Şuradaki artı ve eksi yani nötr ve fazın bulunduğu klamenslere bağlayacağım dostlar. Evet. Şu iki tane kablo kıskaçlarımızı yerine oturtalım. Arkadaşlar benim atlamadığım ve en severek yaptığım bir olay var. Bu kabloların ucunda bakın firmalar şu vaziyette şöylece bir şey yaparlar arkadaşlar. Bir pabuç bırakırlar. Bu pabuç Clemens kablosu gelip buna zarar verip kabloyu kesmesin diye pabuç yaparlar. Bu pabuç elimizde olmadığı zaman biz ne yaparız? Biz bir lehim makinesiyle, havyayla
hemen ucuna bir lehim atarız. Aynı görevi görecektir arkadaşlar. Hemen lehim makinemiz ısınmasını bekleyelim. Ve lehimimizi yapalım dostlar. Evet, bir tanesi tamam. Diğeri de tamam. Hadi montaja geçelim. Evvela nötr her zaman arkadaşlar şu bacaklara bağlanmaz. Şu ikisine bağlanmaz. Kesinlikle bağlanmaz. Her zaman şu çıkıntıların bağlı olduğu şu ortadaki yer var ya, oraya bağlanır. Yine hatırlatıyorum. Yani önemli bir konu. Elektriği ters bağlarsanız şase yapar. Şakası olmaz. Onun ortadaki klemensi de şu arkadaşlar. Şuna hemen bağlantımızı yapalım. Evet. Ardına nötr ya da farz. Bunlar da şey fark etmez. Yani ya bu bacak ya da bu bacak diye fark etmez. İkisine birbirine herhangi birine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Yalnızca nötrle fazı karıştırmayın. Yani sadece nötrü ortaya bağlamanız gerekir. Yani orta derken de şu parçanın bağlı olduğu klemense bağlamanız lazım. Onu karıştırmayın. Diğerlerini hangine takarsanız takın dostlar. Hiçbir problem olmayacaktır arkadaşlar. Hemen öbür klemensimizi de yerine oturtalım. Bacağımızı ve kablomuzu takalım arkadaşlar. Evet. Güzelce sıkmak da önemli. Gevşek kalırsa ark yapabilir. O yüzden iyi bir çok aşırı sıkarsak ne olur? Kabloyu keser, çok gevşek kalırsa da temassızlık yapabilir arkadaşlar. Hemen kablomuzun şuradan şu kelepçesini, şu önemlidir. Eğer bu kelepçe, buradaki kelepçe olmazsa kablo dışarıya burası sarkar. Şu kablolar çok çabukça kopabilir. O yüzden mutlaka bu en dış yalıtımı olacak yalıtımı şeyin altına, kelepçenin altına gelecek şekilde sıkmamız gerekir dostlar. Evet arkadaşlar, kelepçesini güzelce yalıtım kelepçesini bağladım. Sonrasında işte iki bacağı da nötrü fazı bağladım. Şasesiniz toprağını da ortadaki şu kablonun ucuna denk getirip bağladım arkadaşlar. Güzelce de birbirine temas etmeyecek şekilde tasarımının şeyini, yerleştirmesini yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen kapatalım. Hemen kapatalım arkadaşlar. Evet, artık prizimiz kullanıma hazır. Testimizi de yapalım. Ondan sonra bu işi bitirelim. Bunu iptal etmenin hiçbir şeyi olmaz dostlar. Hiçbir zararı olmaz. Sadece ve sadece siz çok yüksek güç çekebilecek tosttur, elektrikli UFO'dur vesairedir. O gibi cihazlar takmayın. Yeterli arkadaşlar. Hadi testimizi yapalım. Evet. Işık yanmayacaktır. Çünkü iptal ettik malum. Saç kurutma makinemiz zaten açıkmış. Evet. Arkadaşlar böylelikle de bunu tamir etmiş olduk. Umduğumdan birazcık fazla uzun sürdü ve aynı zamanda da şunu iptal etmiş olduk.
Dediğim gibi eğer siz bunu şey yapmak isterseniz illaki bu olsun, anahtar olsun isterseniz bunlar elektrikçide 3-5 liraya satılıyor. Oradan alıp takabilirsiniz arkadaşlar. Peki dostlar, bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.